Evet, selam arkadaşlar. 25 Şubat 2022 Global Lab yama notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu Global Lab yamasında sonunda inanılmaz derecede, gereksiz derecede uzun zamandır beklenen bir içeriğimiz sonunda Beedo'ya geliyor. Ve resimden de anlayacağınız üzere sonunda Mystic Dine, yani T10 Dine gösterildi arkadaşlar. Ne yazık ki kötü bir haberim var ama Global Lab'de bunu deneyemiyorsunuz. Yani ne kadar harika bir atı olduğunu sadece oyuna geldiğinde göreceksiniz. Şimdi önce bir mavi yazıyı okuyalım. Zaten bunu önce söylemişlerdi. Yani suyun üstüne gidebilen Dreamdine doğdu. Dreamdine aynı bu önceden de anlatılan T10 Ardun adlı aynı şekilde yapılıyor. Ama normal Dine'a kıyasla 3 tane ekstra becerisi var. Biri Silver Run, biri Mischief, biri Ogier's Blessing. Bunları unutmayın. Yani şey çevirisi olduğu için, fan çevirisi olduğu için official çevirdiği gerçek isimleri ileride netleşir. Bu yakın zamanda bir tane arşiv diyorum. Görseli göstermişti ve niye kimse bunun boynuzu yok dendiğinde bir cevap verilememişti. Çünkü gerçekten boynuzu olması dikkat çekmişti Unicorn'a kıyasla. Since those which are attractive points of time are also connected to time, we ask for you to love... anlamadım. Açıklama vermeye çalışıp verememişler mi? Translate'te mi kaybolmuş bilemedim. Hani boynuz Dine'ın ilgi çekici yerlerinden biri ama aynı zamanda Rhea versiyonuyla da bağlantılı bu. Dine sevenlerin ilgisini bekliyoruz demişler. Anlamadım, neyse. Çok önemli değil. Onun dışında Dream Dine, yani T10 Dine ya da Mythic Dine artık ne dersiniz. Ben Dream Dine demeye devam edeceğim, çevirdi öyle geçti. Ama siz T10 Dine olduğunu anlamayın. Unutmayın, ondan bahsediyoruz. Dream Dine aynı normal şeyler gibi sprint, drift ve hızlı şey becerilerin hepsini at üstüne yapabiliyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. Global Lab dediğimi test edemiyorsunuz ama birkaç tane şey var, açıklama var. Onun dışında Gula'ya götürüyorsunuz. Bu Stone Tail Horse Ranch işte aynı T10'la aynı şekilde yapılıyor. 30, bir tane dişi bir tane erkek dayı lazım. İşte çiftleştirdiğinizde o Dream Sensor şeyle sabit %3 basma tamamen aynı. Yani o eski basma sistemini biliyorsanız zaten herhalde çoğunuz az çok biliyorsunuzdur. Eğer benim gibi ilgiliyseniz iki tane doğumunuz bile hazır bekliyor olabilirsiniz. Çünkü çıkartı gerçekten çok uzun bir zaman olduğu için yani. Üzücü bir şekilde. Hani bir sürü insan 20 tane basacak kadar malzemesini hazırladı bile. Hani aynı malzemeyle yapılıyor. O yüzden diğerinden kalma malzeme varsa bunu harcayabilirsiniz. Ya da hazırlığınızı yapabilirsiniz şimdiden doğum için benim gibi. Neyse, gene her zamanki gibi T10 yaptığınızda cinsiyeti olmuyor. İşte satış fiyatı normal yüksek ama satamıyorsunuz nadir kalması için. Doğuş skillerinin öğrenme şansı %100. Level atladığında da bu resetlendiğinde gelişimi kaybolmuyor. Gene geliyor sıfırlanına bile. Falan filan, bunlar çok önemli değil. En önemli kısım şu. Diğer atların normal dayın diyorum ya. Bu şölende gösterilen biraz daha açıklanmış oldu bu açıklamayla. Kesinlikle ve kesinlikle okyanusu artık arkadaşlar koşamayacağını netleşti. Bazı insanlar bu da mı olacak acaba diyordu. Ama hayır, iptal ol şey iptal diyorum. Onu kesinlikle onaylıyorlar. Artık kesinlikle okyanusta koşmayacağım biliyoruz. Ama normal su üzerinde belli bir süre gideceğini gidiyoruz. Belirli bir süre yazmışlar. Tam saniye vermemişler anladığım kadarıyla. Eğer bu nefese mi bağlı yoksa başka bir şeye mi bağlı, başka bir beceriye mi bağlı onu da bilmiyoruz. Dediğim gibi Global Lab'de test edemediğimiz bir içerik olduğu için hani kimse bir de P'ye basamadığı için göremiyoruz büyük ihtimal. Büyük ihtimal Global Lab'den bize işte Kore'ye işte normal sunucuya gelene kadar bunu daha düşünecekler, organize edecekler falan filan. Neyse, şimdi gelin bu 3 tane yeni özelliğine. Öncelikle Silver Run arkadaşlar. Bu becerinin özelliği aynı. Karada gider gibi tüm karada kullandığı beceri hepsini su üzerinde kullanabiliyor bu arkadaşın özelliği. Consuming Resource dediği nefes tüketme şeysi. Bu kadar yani. Ama otomatik hareket etme mümkün değil. Yani T'ye bırakıp gidemiyorsunuz. Ve saldırı yaptığınızda sanırım hasar eklenmiyormuş. Onu anlamadım tam. Yani gemi hasar veremiyorsa çok saçma olur. O yüzden benim tahminim Dino su üstünde bir şey vurmaya çalıştığınızda galiba bir hata veriyor. Bu dediğim gibi ne yazık ki çevirden dolayı biraz anlamı bozulmuş şeyler olabilir. Tam belli değil. Onun dışında Constellation şu çok ilginç bir özellik. Ben bunun gelmesini beklemiyordum. 200 stamina harcayarak arkadaşlar. Normal biliyorsunuz riyatların hepsinde double jump özelliği. Hatta Pegasus uçuş özelliğine sahip bu double jump'ın yanında.
Doom Double Jump, Dine Double Jump'ı var. Ama bu T10 Dine'a Triple Jump özelliği eklemiş. Double Jump'tan sonra Space Bar'a basıp bir kez daha zıplayabiliyorsunuz. Benim anladığım nedeni şu. Niye böyle bir şey getirdiler? Biliyorsunuz bu T10 suda koşacak ya. Benim tahminimce şu. Şu limanlar bir tık yüksek ya. Bazı limanları şöyle suya soft inişlediğimiz kısımları var. Şurası mesela. Ama bazı limanlar, örneğin Velia Limanı. Bu tür limanlarda böyle çıkışlar yok. Burayı şey yapmak için, tabi buradaki versiyonu biraz daha aşırı yüksek gibi gösteriyor da bu değil yani. Biraz daha alçak biliyorsunuz. Şu an Velia'daki çara geçemeyeceğim hiç. Gerek yok zaten. Şuraları daha rahat zıplasın diye böyle bir 3 kere zıplama özelliği geldiğini tahmin ediyorum ben şahsen. Hani benim niye böyle bir beceri eklendiği şeyi nedeni o. Onun dışında Ogier's Blessing bu ilginç bir özellik. Biliyorsunuz Dine'ın zaten şöyle bir özelliği vardı. Şu olan. Buff veriyordu. Çok güzel bufflardı hatta. O bufflarla ilgili de bir değişim var şurada. HP 200, Sprint ve BP, VPSP neyse artı 100 yenileme veriyordu. 3 saniye boyunca 30 saniye. Bu özelliğin daha güçlü bir versiyonu arkadaşlar. Bu uygulandığında bir süre boyunca düşme hasar yemiyorsunuz. Ha pardon, bu kadarmış. Pardon, ben ekstra bir versiyonu sandım. Ana, bu kadar mıymış lan? Ana. Ben yanlış hatırlamışım, sorry. Peki. Tamam, özelliği şeymiş arkadaşlar. Zıpladığınızda yere inerken E'ye basılı tutuyorsunuz. Daha böyle bir yavaş bir hareketle iniyor. Düşman hasarı yemeyin. Yani triple jump attığınızda düşman hasarı yiyip sürekli ölmesin diye yapılmış böyle bir şey. Yani mantıklı. Mythical Sensor falan bunlar T10'la tamamen aynı. Tekrar anlatmayacağım o yüzden. Zaten Riyad'ı official sunucu eklenen. Gene o şartı gösteririm. Crispo'nun yaptığı mükemmel. Onun dışında yani bu çiçek şeyleri biliyor zaten. T1'de 1, işte 5'te 5, 6, 10, 7, 15, 8, 20. Yani bu da tek gördüğümüz videosu bu su üstüne giderken. Bayağı parlak bir video. Gözlerinizi kısabilirsiniz. Gözleri normal gidiyor. Sonra bir anda F'e basıp hızlı koşma instant exit becerisiyle koşuyor şöyle gördüğünüz gibi. Eski arayüz kapalı olduğu için stamina'yı ne kadar tüketiyor ya da ayrı bir bar çıkıyor mu falan filan onları görmüyoruz. Onun dışında şu Magical Land of Dine dedi arkadaşlar. Bu benim anladığım kadar T9 Dine'a geçerli bir özellik. T10'a değil. Hem T10'a hem T9'a gelecekmiş bu. Bu özellik de şu. Öncekini kıyasla bu Earth of Life, Earth of Protection artık nasıl bir çevirisi varsa bilmiyorum. Bu galiba tek seferde iki buff veriyor gibi bir şey. Galiba ondan dolayı böyle bir şey. Mesafesi önceki göre %30'a arttırılmış. Yani eskiden dibine girmez gerekiyordu. Artık daha uzaktan veriyor. Ve eskiden 30 saniye boyunca 200 can, 100 nefes ve VP ve PSP doldurma. Pardon, nefes değil, VP ve PSP doldurma. 100 veriyordu. Bu 60 saniye çıkartılmış. Yani böyle T9'larda bir buff yemiş oldu. Biraz daha belki kullanışı artar diye. Onun dışında Dream Dine, yani bu T10 Dine'da bu özellik kullanınızda ekstradan bir de bu çöl hastalıklarını iyileştirme etkisi veriyor. Yani çöl hastalığı resisti veriyordur diye tahmin ediyorum ben. Olan buff'ı siliyor mudur onu bilmiyoruz. Yani burada biraz gene açık değil. Hani demin çevirden dolayı kaynaklı kayıp var. Official deneyemediğimiz için de kayıp var. Adı Global Lab olmasına rağmen sunucu böyle komik bir saçmalık var. Yani olan hastalığı mı iyileştiriyor çöl hastalığı yoksa çöl hastalığı resisti mi veriyor bu tilki ya da kostüm gibi bilmiyoruz artık. Onu geldiğinde göreceğiz. Class değişimi. Bu hafta class değişiminden eski çok büyük bir değişim yok. Hala bir sürü aptal güçlü çarlar PvP'de PvE'de yok etmeye devam ediyor. Tüm classlarda şöyle bir hareket yapılmış. Gemilere çıkarken bazı karakterlerin çıkış hareketleri ve çıktıktan sonraki şeyleri duruşları düzeltilmiş. Ranger Prime Evasive Explosion Shot becerisinin nadir durumlarda kullandığınızda cooldown sırasında iframe veriyormuş. Bu düzeltilmiş. Sorcerer's Succession'da Dark Backstep becerisini normal Dark Backstep becerisi yerine attığınızda mı? Yani onunla birlikte atarken mi? Ayrı ayrı mı bilmiyorum artık. Tam emin değilim. Normalden daha yavaş olma sorunu varmış. Tamam, şimdi anladım. Normal Dark Backstep'ten aktarım Dark Backstep daha yavaşmış. Aktarım daha hızlı olması gereken. Onu düzeltmişler. Succession Dark Step becerisindeki bu şey mesafesi arttırmış. Herhalde kaçma becerisi. Mobility gibi. After the Nafrenin Prime Dark Skin. Oo. Bu Dark Flame becerisini kullandıktan sonra sadece Prime Dark Flame becerisi bağlanıyormuş bu beceriyle. O düzeltilmiş. Sol click attığınızda.
Prime Midnight Stinger becerisini sağ klikle bir saldırı triggerladığınızda, bu Fragment of Dark var ya, gece karanlığı işte AP buff'u vesaire bir şeyler alınıyor biliyorsunuz zaten sword'lar. O güncellenmiyormuş hemen. Onda böyle bir sıkıntı varmış, o düzeltilmiş. Bayva, Full Moon Wall becerisinde yanlış bir açıklama varmış, o düzeltilmiş. Mystic, Core Tidal Burst, ileri F becerisi yanlış hatırlıyorsam, onun korunu aldığınızda dövüş ruhu kazanma sayısı 1 kazanıyormuş, artık 2 kazandıracakmış. Tidal Burst becerisinin, bu arada pardon, Shift Q da olabilir bu, neyse. Evet, hatta Torpedo bilmem neydi, ileri Shift, şey ileri F. Tamam, bu Shift Q o zaman, okey, neyse. Specific Tidal Burst has been modified to display. Tamam, becerinin şeyiyle daha teksti, açıklaması düzeltilmiş, önemli bir şey yok. Onun dışında Gryphon Rassia tapınağı biliyorsunuz yakın zamanda değişti. Orada böyle duygular vesaire muhabbeti geldi. Bununla ilgili bir değişim var. Şimdiden kimse kusura bakmasın. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım bu değişimden. Buradan tek anladığım şey daha fazla çöp kazanmak elde edilmesi amacıyla yapılmış bu değişim. Galiba özellikle bu kasabı kesmekle ilgili bir değişim var. Hani gerçekten tam olarak anlayamadım. Zaten bu Gryphon'i sadece yamanıtlarını okurken bile çok anlaşılmıyordu. Bir de şimdi Korecesinin Translate versiyonuyla anlaması daha da zor olmuş. O yüzden gerçekten anlamadım. Anladığım kadarıyla bu buff'ı aldıktan sonra bazı buff'ları hemen almak yerine biraz asabımı kesiyormuşsunuz falan filan. O bir tık garip gelmiş. Yani gerçekten anlayamadım. Hani anlatabileceğim bir şey yok, o yüzden kimse kusura bakmasa anlayamadım. Global Lab'e de getirmedikleri için bu arkadaşlar bu yamaları. Eski kimse deneyip öğrenememiş, çözememiş galiba. Hani anlayan varsa bana anlasın, ben gerçekten bilmiyorum. Dediğim gibi geçiyorum. Daha çok kasap çağırıyormuş, şey katil çağırıyormuş falan da. Abi şeyi anlamıyorum ya, mesela Butcher yok. Yok, var mı? Bak mesela Butcher sadece burada geçiyor. Ha bak, en önemlisi bu. Şu yıkım olan kasaptan çöp oranı artmış. Tamam bak, bu önemli. Bunu anladım. Bazı canavarların saldırı ve debuff buff ikonları değişmiş. Okey. Mesela şu Despair of the Gryphon skill has been deepened. What? Yani ne anlayacağım ben burada? Nereden aşağı? Ha bu şey, millet bunu abuse zamanı yolu bulmuştu. Bu üzerinizde sarı buff varken bunları kırdığınızda iframe'deyseniz o sarı buff gitmiyordu. Hatta benim chatten biri söylemişti böyle bir şey olduğunu. Iframe'de bile olsanız o buff artık herhangi bir bu rengi kırdığınızda gidecek şekilde ayarlanmış. Dediğim gibi geldiğinde görürüz abi. Zaten Kore'ye gelir bu bir hafta sonra, çözeriz ya da bize geldiğinde anlarız. Gerçekten çünkü anlayamıyorum. O kadar garip bir yazı ki. Neyse, Lifeski becerileri. Bu Lifeski becerisinin 9 çeşit Lifeski görevlerini amaçlıyor. Biliyorsunuz bunu geçen hafta anlatmıştık. Bu Lifeski scroll'u dediğimiz olayla ilgili bir görev serisi gelmişti. Artık önceki kıyasla bir tane ekstra gold var. Yani 30M alacaksın. Pardon, 3M alacaksınız 2M'ye. Ne kadar büyük bir değişim bilmiyorum. Onun için bir de şöyle bir görev varmış. Günlük importok teslimatı görevi. Bu galiba yeni görecek bir görev. Ben zaten şu an oyunda varsa bilmiyorum. Gerçekten bilmiyordum yani. 50 tane imparatorluk kutu teslimatı yaptığınızda tamamlanıyormuş bu görev. 27.5 milyon gümüş alıyormuşsunuz ekstra. Dur. Were different when proceeding with the quest. Hey. Şu word action completion golden. Ha. Görevlerin açıklamaları bozukmuş, onları düzeltmişler. Tamam. 50 master kutusu verdiğinizde 27 milyon ekstra veriyormuş. 100 veya daha fazla guru kutusu verdiğinizde ekstra 40 milyon gümüş veriyormuş. Okay. Günlük görev. Yani geldiğinde anlarız. Ben gerçekten böyle bir görev şu an oyunda varsa ben bilmiyorum. Almaya başlarım ben de. Bilen varsa bana da söylesin, öğrenelim. Onun dışında Karuh'un öfkesi %100'ken kurşun yokken bile ulti atıyormuş anladığım kadarıyla. Nasıl işte emmos? Hayır, aynen.
Aynen, kurşun yokken F atılabiliyormuş ya da F nişangahına geçilebiliyormuş, o düzeltilmiş. Tabi bu da globalde bir gelmiş, bunu da direkt getireceklermiş. Masuncu'ya. Onun için de kış dağlarına yapılabilen bir tane avcılık görevi gelmiş. Neymiş bu? 10 tane vahşi av hayvanı kes. 25 avcının işe bir tane Erebox Grudge dediği şey eşyadan veriyormuş. Summer reward. Ha pardon, bu vermemiz gereken şey bunu. Anladığım kadarıyla. Hunter's Dome isminde eşya verilmiş. Bu da aldığınızda %15 canavar avcılığı life skill buff veriyormuş. Ya da aa yo, hepsini veriyor. Ooo güzelmiş. Ooo mumu speed artı 2, critical strike potential artı 2, attack speed artı 2. Aşağı güzelmiş. Güzel güzel. Onun dışında ping sistemi değişimi. Bu çok uzun zamandır istenen bir şeydi. Bir sürü klanın bir sürü ping atmakla ilgili görevlendirdiği insanlar vardı. Ama bazen arada aynı anda bir sürü olay olduğunda bu pingler ekranda çok karışıyordu. Artık pingleri belli bir şekilde seçip atabileceksiniz arkadaşlar. Bunu bilmeyen varsa zaten BDO'da bu tap tuşunun üstündeki ya da birin sonundaki ya da ESC'nin altındaki o tuştan atılabiliyor. Şu tuş tam olarak. Bunda atılıyor. Buna ekstra bir değişim geldi. Artık saldırı, hareket, komut ve uyarı gibi böyle ekstra şeyler atılabiliyor. İnsanlar bu renkleri daha rahat ayırt edebilecek böylece. Hani ister renge renk körüyseniz de şu sembollere bakabileceksiniz. Ne marker atıldığını vesaire anlamak için. Güzel bir değişim. Aynı şekilde aynı sistemi sadece normal o oyunda da değil, dünya haritası attığınızda da şöyle renkli bir şekilde gözükecek şekilde bir güzelleştirme geldi. Mükemmel bir değişim. Hani çok iyi. Çok uzun zamandır bekleniyordu, sonunda geldi. Tamam, bu açıklama önemli değil. Ha, burada da kısa yoldan bahsettim. Bir tane de ring menü var arkadaşlar. Şöyle alt o E tuşunu, alt E diyeceğim ben. Yani şu bizde şapkalı E tarzı bir şey olduğu için, yani şu sembole ona bakmayın. Alt E tuşuyla attığınızda bu ring menüsü çıkıyor. Direkt çat diye o pingi atabileceksiniz gördüğünüz üzere. Güzel bir değişim. Onun dışında hani ondan sonra neyi atacaksınız? Yani use selected type. Tamam, selected'i mouse'la seçiyoruz herhalde. Herhalde tuşla değil direktse. Ekstra tuş basıyor, biraz saçma olur. Anladığım kadarıyla mouse'la seçiyoruz. Böyle atabileceksiniz. Dünyamında. Tamam, dünya şey, dünya diyorum. Büyük haritada da atmak istediğinizde alt şey, alt o kapkalı el tuşuyla CTRL sol klikle birlikte atabiliyorsun ve kalıcı bir sembol kalacak şekilde. Şuradaki arayüzle ilgili nasıl açılır bir açıklama yok. Belki onu da farklı bir şekilde açma yöntemi ya da düğme gelir, bilmiyorum bunun nasıl çıktığını. Burada böyle bir gösterme var ama hani tam emin değilim yani. İlla şeyle mi atacağız yoksa böyle atabiliyoruz muyuz onu daha bilmiyorum. Dediğim gibi ne yazık ki soru. Arayüz değişimleri. Bu envanterde bir kaç gün önce bu ünlem mektup 4'tü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada anlatmışlardı bu envanter sıralamasını yapmayı. Yanında küçük simge var, o. Hangisi? Şu mu? Kim? Aa evet, olabilir. Haklısın. Doğru, o sembol yoktu. Güzel gördün Krep, sağ ol. Tamam, büyük ihtimalle sembol lazım. Okey. Neyse. Şey, sıralama fonksiyonu bu zaten bir süredir istenen bir şeydi. Artık envanterinizde nasıl bir sıralama yapacağınızı filtreleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim mesela envanterim berbat diyorsunuz ama hani oyunun oto sıralamasını sevmiyorum abi, çok karışık diyorsunuz. İster rengi, ister değerine, ister işte özelliklerini, ister kategorisine göre böyle ayırabileceksiniz ve bu ascending order'ım, descending order'ım dediğiniz şeyi yapabileceksiniz. Yani mesela trend yoldan örnek vereyim. Mesela fiyatına göre sırala diyorsunuz. Ama artan mağazanın olduğunu tıklamak için ayrı bir düğme daldı ya, o düğme arkadaşlar. Yani güzel bir sıralama ayarı gelmiş. Güzel olmuş. Ha bak, ağırlık tipine göre de varmış mesela. Ben bunu görmemiştim. Hatta bakayım neler varmış. Grade, yani bu çerçeveleri mesela bak, kırmızıdan doğru çerçevesizlere gidiyor. Artı basmalıydı. Pen en başlısıyla geliyor. Sonra ağırlığı en ağır bu. Sonra bu, sonra bu. Load capacity dediğin ne lan? Load capacity bilmiyorum. Belki bu merkez pazar ağırlığı olabilir. LT çünkü normal ağırlık diye hatırlıyorum. Bu load capacity belki merkez pazar ağırlığıdır. Bu da equipped part dediği ekipmanlar en aşağı, kalan her şey en üstte olabilir. Bilemedim ya. Yani gel de bakarız. Güzel bir sıralama mı?
Daha ayrı bir açıklama var mı? Tamam. Ha, zaten bu fonksiyon, envanter fonksiyonu depoya da gelecekmiş, haberiniz olsun. Yani ben envanter depoda istiyorum, o da gelecekmiş anladığım kadarıyla. Okey, burada ekstra bir şey yok. Şu ESC sıralama kısmında Battlefield'ı dediği RBF sıralaması olması lazım. Yani Kızıl Arena, War Hero sıralaması diye bir şey benim hatırladığım kadarıyla yoktu. Ayrı bir fonksiyon var bunun için ama Dota'da herhangi bir insanın ben o fonksiyondan haberi olduğundan şüpheliyim. Neredeydi o bakayım? Heh, şu War Hero Ranking burası galiba. Aa, harbiden burası lan. Ana! Vay be, kimsenin haberi olmadığı arayüzü güncelledi. Oley be. Tamam, bu arayüzü güncelliyorlarmış. Tamam, ben harbiden RBF arayüzü herhalde dedim. Çünkü kimse burayı kullanmıyor. Kimse abi. Yani böyle bir düğüm olduğu kaç kişi biliyordu şu an chatte? Gerçekten bir söylesin. Bilmiyorum. Neyse. Bu arayüzü süreleri artık 1. 2. 3. normal 1 2 3. Yani şöyle şey yazıyor, bu kadar. Yani bunun dışında bir şey yok. Output location of the information window display and characters. Elbise şey. Hey. At the top center. Aa, bir eşyayı girmeye çalıştığınızda sezon karakterine sezon çarını giyilemeyen bir şey giymeye çalıştığınızda hata mesajımla ekranın üst tepesi, pardon, mouse'un pozisyonuna göre çıkıyormuş. Herhalde bu herhalde bazı pozisyonda, mesela şuradan taktığında bir şeyi giymediğinde yukarı değil aşağı gizip gözükmüyormuş herhalde anladığım kadarıyla. Artık ekranın en üstüne, yani en böyle ortada çıkacak şekilde bir fix yapmış bu giyilemeyen eşyalarla ilgili. Bu fix taktığı da petleri beslemeye çalıştığınızda petleriniz hiçbir dışarıda değilse beslemiyormuşsunuz galiba anladığım kadarıyla. Onun hata mesajı eklenmiş. Spesifik bir bilgi elde ettiğinde H'ye bastığınızda ekranın yanlış yerinde yazması mı? Tepesinde mi ne yazması sorun varmış bu bilgiyi? O düzeltilmiş. Yani quality of life değişimi. Onun için bu da önemli bir quality of life değişimi. Bu geçen hafta getirilen bir life skill scroll dediğimiz bir şey vardı arkadaşlar. Bunun yapımı ile ilgili biraz saçma şeyler vardı. Hani işte ince envantresi, ince envantresi kafanın normal son normal gibi böyle. Gereksiz bir saçma işlem vardı. Onu kurtarmışlar. Anladığım kadarıyla artık yaptığınız tüm parşömenler ister aile envanteri, ister ince envanteri, ister normal envanterdeki loot scroll'ları kullanabilecek şekilde bir ayarlama getirmiş. Yani böyle ayrı ayrı görevlerle uğraşmıyormuşsunuz. Bunun hepsi basit kimyaya getirmiş bu değişim. Bu ayrı ayrı Flower Mospital'de gerekliymiş eskiden. Artık bu da gerek yok anladığım kadarıyla. Tek bir şekilde istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bir nasıldı? Ha, bu işlemi çoktan yapmış olan kişiler de postalarına baksın, gönderecek diyor. Bu değişim bildiğim kadarıyla Kore'ye geldi. O yüzden böyle bir açıklama getirilmiş. Bu değişim tabii ki global lab'de. Yok, henüz yakında normal sunucu uçlanacak. Uçlanacak ne? Çıkartılacak. Bu tarif basitleştirmişler. Artık gördüğünüz üzere önceden normal loose call ve çanta dolması gerekiyormuş. Artık Fuller'in gizli eşyası ince envanterinde olacak şekilde aramış. Anladığım kadarıyla hepsi artık ince envanterine gidecekmiş bu şeylerin. Bununla ilgili içeriklerin. Hani farklı bir değişimse artık geldi bakarız. Heard it about the rules such as boxes, quest world. For the change. Ha, okey. Açıklamaları düzeltilmiş. Bununla ilgili sorun yaşamışları da postasına yollanacakmış bu. Sıkıntı çektikleri ya da eksik. Ludwig'in kristali, Liana'nın kristali bir Flower Moss Petal şurada yukarıda dediğim eşya, bu yapıda kullanılan. Hepsi normal envanterini, ince envanterini açacak şekilde getirmiş. Zaten olanlar posta ederek Temporary normal back has been. Tamam, normal çanta kilesinmiş. Onlar yollanacakmış ince envanterini koyacak şekilde. Yukarıdaki değişimden dolayı bu tamam, ince envantere geçeceğim. Önemli değişim yok. Zaten bizi etkilemiyor. Kore etkiliyor. Bize zaten gelmedi. Haftaya gelecek. O zaman da bize direkt haftaya fix hale geliyor. Güzel. Eşya değişimleri. Bu PC Room Ramones eşyaları bizi etkilemiyor. Kore'de PC Cafe olayı var. Econ 30 Suppress
Anladım. Okey. Bu baskılanmış eşyalar var ya. Sanırım isminde yazmıyor muymuş? Sembolünde mi bir eksik şey varmış? Bu galiba ikon varmış herhalde. O eklenmiş anladığım kadarıyla. Biraz garip bir şey. Yani ismiyle uyuşacak şekilde ikonu düzeltmiş diyor ama yani what? İsmiyle uyuşacak ikon nasıl düzeliyor abi? Yani o garip. Yani çeviri. Yapacak bir şey yok. Resmi çeviri olsa böyle olmazdık. Erebox Grievance isimdeki eşya eklenmiş bir tane bu kış dağlarına. 30 tane Erebox Grudges denilen eşyayı birleştirirseniz, ıstırsanız Oma'nın nefesi yapacaksınız. Bu Oma'nın nefesi biliyorsunuz kış dağları bölgesindeki mobilyaları craftlamak için gerekiyor. Bizde olan Narsionlar gibi düşünün. Odraxia'da. Güzellik albümündeki klas seçimi arayüzü güzelleştirilmiş. Güzellik albümü ya da fotoğraf galerisi resim çekerken klavye ile kamerayı sağ sol ileri geri falan yapacak şekilde ayarlama getirmiş. Şükürler olsun bunu düşünmüşler. Bunu globalde beklemişler. Direkt normal sunucuya eklenecekmiş. Ferrari High Speed Bot Cambria gezisi. Ferrari High Speed Bot dediği Kalyon'sa, Kalyon'da böyle bir bug varsa bilmiyorum. Forward Base Supply Port'ta dediği ne oldu bilmiyorum. Acaba port data kayıt mı yapılmamış bilemedim abi yani çeviri. Çeviride anlayabildiğim kadarını anlatıyorum ben. Çeviriyi anlamayacağınca yapacak bir şey yok. Yani zaten Quality of Life'ı çok büyük bir değişim olduğunu sanmıyorum. Şu bölgelerdeki arka planlar bozukmuş, onlar düzeltilmiş. Bu Home Highlands, Valley of Olun gelmiş dağıtı. Parfum, Başkent, Windows Nest, Brontes, Thunderbolt, Tur Nehri ve Zivier Tepeleri. Yani genel arka plan fixledi. Kızılarını, Başkent Valencia haritasının orada. Bazı lokasyonlarda gerektiğinden farklı vuruşlar sergilemiş, o düzeltilmiş. Acaba vurmamız gereken şarlar çok mu vuruyor bazı yerlerde? Asla bilemeyeceğiz, keskici duruyorsalar. Dreaming Ghost dedi bu rüya vahası. Orada bazı NPC'ler saçma saçma yerleri ışınlanmayacak, gitmeyecek şekilde ayarlanmış. Balanus 3-2 evinde. Logia çiftliğinde yere konulan bu mobilyalarla ilgili bir bug varmış, o düzeltilmiş. Kış dağlarındaki bu kış kurdunun saçma hareketleri varmış, bu düzeltilmiş. J-Starlight ormanı bu kış dağlarındaki bir spot, orada buglı mobların çıkma sorunu varmış, o düzeltilmiş. Twin Post kısmında da burası kış dağlarında olan yer değil, sanki bizim Kalfion'un aşağısındaki yerden mesela bu Longleaf Post var ya, unuttum şimdi. Oradan bahsediyor galiba. Oradaki bir NPC'nin konuşma bug'ı varmış, o düzeltilmiş anladığım kadarıyla. Fixiver Dialog Quest Daily Toward the Better Shelter Bazaar ve Holding. Oha lol. Snowy Cheddar Plywood işlerken galiba, taşırken olduğu sanmıyorum. Çünkü bunlar zaten envanter taşındığı için taşıma eylemi yok. Herhalde odun kırarken ya da hani vagon olduğunu sanmıyorum. Sandık olabilir belki. Belki taşımak değil sandıktır. Neyse. Bunu taşırken Daily Towards a Better Shelter görevi çıkmıyormuş. O ya gelmiş. O düzeltilmiş. Bu galiba kış dağlarında olan bir görev olabilir bu arada. Çünkü kış dağlarında öyle bir sırtınıza yük atlayıp konuşması gereken bir görev mi ne vardı ama. Belki de değildir. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz üzere bugünkü global lab notları böyledi. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.